Şimdi 28 Şubat'a gidelim. 28 Şubat'ın generalleri de vardı biliyorsunuz. Yaşlı insanlardan bahsediyoruz ve sürpriz bir karar oldu. Gerçekten çok da beklenen bir karar değildi. Belki de o Erdoğan özel, Özgür Özel görüşmesinin bir ürünüydü. Onu da bilmiyoruz zaman. Onu da bize gösterecek. ha Daha sonra ne oldu diyecek olursanız şöyle bir baktığımızda Devlet Bahçeli Gerçekten bu olaydan rahatsızlık duydu. Daha doğrusu Çetin Doğan'ın açıklamasından sonra ve o soruyu sormak gerekiyor. Neden bu kadar rahatsız oldu? Teşekkür ediyorum. Bir aftan bahsediyor. Af söz konusu değil. Doğrudan doğruya anayasal bir görevi Cumhurbaşkanı tarafından geç olarak yerine getirilmesidir. Cumhurbaşkanımızın bir kısım tasarrufunu 31 Mart'tan sonra gelişen diyalog ve normalleşme anlayışına uygun düşmediğini iddia edenler alışkın oldukları bulanık havayı tekrar tesis etmek için fırsat kollayan tatlı su kurnazlarıdır. 28 Şubat hükümlüsü komutanlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla tahliye edildi. Ancak emekli general Çetin Doğan tahliyesini af olarak değil anayasal görev olarak yorumladı. Doğan'ın açıklamalarına ise MHP lideri Devlet Bahçeli tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı 80 üstü yaş grubunun artık cezaevinde hayatlarını devam ettiremeyecek bir güçlükle karşı karşıya kaldığını anlayışla karşılayıp bunların cezaevinden çıkmasına vesile olmuştur. Bunun istismar olmaması lazım. Bunlar yakışık şeyler değil. Ben cezaevi müdürü olsaydım aftan yararlananların listesine bakar, Çetin Doğan sen orada yoksun der, geri içeri alırdım. Komutanlar yargılamanın yeniden yapılması, rütbenin geri alınması ve diğer haklarının iadesi için Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurdu. Af değil adalet istiyoruz. Yargılamanın yenilenmesi sonucu beraat kararı verileceğine inanıyorum. Toplumda, siyasilerde ve yargı üzerinde 28 Şubat darbedir algısı nedeniyle yargılananlar aklanamadı rütbe ve hakların iadesi ile adalet yerini bulur. Ne diyorsunuz devlet Bahçeli'nin açıklamasına? Yani her bir habere yorum yapabilirsiniz. Devlet bir açıklamasına ne diyorsunuz? Ve bakınız diyor ki gerek ben ceza müdürü olsam diyor bırakmazdım onu diyor dışarı diyor. Yani bu kadar netlikte söylüyor. Yarın grupta söyleyecekleri de çok çok önemli. Tabii e, bu e, anayasalak diyor Çetri Doğan bırakılmaları e, özgür özelle Erdoğan'ın konuşmasından sonra ortaya çıkmış bir durumdur. Onu bilmek tabii ki mümkün değil ama bakın bu iktidar diyor ki ben bunu hep size gösteriyorum anayasa kitapçı. Mevcuttaki anayasadan bahsediyoruz. Bu yani insanın yazmış olduğu bir kitapçık bu. Ve işte Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temelinde de bu anayasa var. Anayasa ve yasalardan bahsediyoruz. Şimdi bakınız ee Bizi yöneten AKP işte ona destek veren MHP kendi aralarında oturup kimseye de başvurmayacaklar merak etmeyin öyle şundan bundan görüş alacağız onu yapacağız bunu bakmayın siz onların öyle dediklerine öyle bir şey olmayacak zaten. Kendi bana yasalarını yapacaklar çünkü bu zihniyetin öyle insanlardan fikir alıp o fikirleri eritip, o süzgeçten geçirip güzel bir anayasa yapalım. İçinde sivil toplum kuruluşları olsun, muhalefet olsun, azınlığın hakları da korusun. Her türlü şekilde e, ihtiyaçları karşılasın diye bir düşüncesi yok. Ha, demokratik. Kişi e, katılımcı biri, e, bir, bir e, anayasa yapmayı planlıyorlar, sivil. Ha bunun sivil tarafı tamam ama diğerine hiç bakmayın, diğer iki bölümü hiç yok. Çünkü demokratik e, bir ülkede yaşamıyoruz. Demokratik kuralların uygulandığı bir ülkede yaşamıyoruz.